Transfer Merkez TV'den hepinize merabalar arkadaşlar. Adana Spor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz, hoş Adana bulduk. Spor'da size hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kampa başladınız, nasıl geçirdiniz hocam kampı? Ya biz ayın 20'si itibariyle başladık. Adana'da bizim bir hafta çalışma sürecimiz oldu. Sonrasında biz 27'sinde Bolu'ya geldik. Birinci etabı bitirdik. 2 gün bir izin verdik arkadaşlarımıza. Sonrasında da ikinci kamp için tekrar burada toplandık. Ya iyi bir kamp sürecimiz oluyor. Yani aramızda yeni gelen oyuncular var, geçen seneden kalan oyuncular var. Hepsini bir harmanlama yaparak burada çalışmalarımız devam ediyor. Ama daha aramıza katılacak transferlerimiz var. En az 5'ten 10'cu daha bekliyoruz. Onlar da lig başlamadan bir an önce aramıza gelip bizimle beraber olduktan sonra lige bir giriş yapmak istiyoruz. Peki hocam, dediniz ki 5 tane oyuncu daha bekliyoruz. Adana Spor'da yıllardır hani TFF 1. Lig'de genelde genç kadrolar tercih ediyor. Siz de genç oyuncularla çalışmaya çok evet. Yani yıllar öncesinden beri biliniyor genç oyuncularla nasıl katkı sağladığınız. Bununla alakalı neler söylersiniz? Bu sene Adana Spor camiasını nasıl bir şey bekliyor? Ya biz zaten anlaştığımızda başkanımızla konuştuk. Geçen iki sezonun sürecinde Adana Spor'un sıkıntılı bir süreç olduğunu konuştuk. Ve biz burada hem genç, yani daha doğrusu üçe böldük. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede transfer politikası çizdik başkanımızla ve yönetimle beraber. Ve bunun üzerinde çalışmalarımıza devam ediyor. Çünkü alternatifli bir oyuncu kadrosu yapmamız gerektiğini, elimizdeki yabancı oyunculara bakıp ona göre değerlendireceğimizi ve aramıza katılacağımız hem bir hem yabancı oyuncularına da bir planlama ortaya koyduk. Ve bunda da şu ana kadarki gittiğimiz çizgi doğru. Ama üçüncü bölge olarak beklediğimiz, almak istediğimiz oyuncularda konuşmalarımız devam ediyor. Belirli bir noktalara da geldik. Her an önümüzdeki haftada aramıza katılabilir. Yani Adana Spor camiasının ve taraftarının bu sezon iyi bir Adana Spor izlettireceğimizi, genç, dinamik, koşan, mücadele eden bir takımımız olacağını söyleyebilirim. Peki. Hocam, grubu değerlendirecek olursak, 1. Ligi, son zamanların yine çok zorlu gruplarından birisi, liglerinden, birinciliklerinden birisi. Yani Pendik Spor var, Eyüp evet. Spor var, Samsun Spor var, Sakarya Spor var. Birçok takım var. Birçok takım var. Bunların hepsi çok değerli takımlar. Evet. Üst taraftan düşen Çaykur Rize, Göztepe, Malatya gibi, Altay gibi. Yani çok değerli takımlar var. Büyük camia takımları da var. Adana Spor da tabii bunlardan birisi, büyük camialardan birisi. Neler söylersiniz hocam ligde? Nasıl bir yönetim bekliyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Geçen sezon çok sıkıntılı bir süreç geçti ama iyi bir lig oldu. Evet. Yani özellikle küme düşme hattındaki takımlar ligin son haftasına kadar yani kim düşeceği belli değildi. Bu ligimizde zaten sezona başlarken ne yazık ki ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Hangi takım olursa olsun belki 5-6 tane takım hariç sezona başlarken tam elindeki mevcut kadroyla başlayamıyoruz. Ama bu ligde bu sezon çok büyük aşırı paralar harcayan takımlarımız var. Geçen sezonda bu aynı takımlar böyle büyük paralar harcadı. Ama ben hep şunu söylüyorum. Çok büyük paralar harcayarak şampiyon olacağım diye bir kural yok. Yani iyi bir takım yaparsan, birlik, beraberlik, destek, taraftar, başkan, yönetim, futbolcu, teknik kadro iyi bir birlik, beraberlik sağlarsa paradan önce önde gelen konular diyebilirim. İstanbul Spor bunu çok güzel örnek. Evet, Ümraniye Spor çok güzel. Aynı şekilde ben geçen gün burada Adana Demirspor İstanbul Spor maçı vardı. Ben Ecmel Başkan'ı da gördüm. Kendisini tebrik ettim. Çizdiğiniz yol çok doğru, yaptığınız politika çok doğru dedim. 4 senedir beraber oynayan İstanbulspor grubu takımı hiç grupta favori gösterilmeyen İstanbulspor Süper Lig'e çıktı. Ben bir yayında şunu söylemiştim. Erzurumspor İstanbulspor maçını kazanan Süper Lig'e çıkar dedim. Bir tarafta genç, dinamik bir oyuncu kadrosu, bir tarafta da tecrübeli bir oyuncu kadrosu vardı. Ama yaş ortalaması olarak Erzurumspor biraz yaş ortalaması yüksek olduğu için sıkıntı çekti. İstanbulspor'da hem gençliğin verdiği dinamiklik, hem kulüp politikası, hem birlik beraberlik hem de 4 yıldır beraber oynayan bir oyuncu grubu vardı ve karşılığında da şampiyon oldu, lige çıktı. Ben onları da kutluyorum. Biz aynısını, aynı modeli Adana Spor'a yerleştirmek istiyoruz aslında. Biz yıllar önce bunu gençlerinde de yapmıştık bir dönem. Sürekli oyuncular satıyorduk, aşağıdan alıyorduk, oynatıyorduk, satıyorduk. Bunun gibi bir politika çizmek lazım. Yani şimdi geçen sene çok büyük para harcayan takımlar bazıları playoff'a giremedi, bazıları da playoff'ta 4'lü turnuvada final bile oynamadan gittiler. Yani burada hep şunu söylüyorum. Takım içerisinde askerin çok olacak. Arasına tecrübeli oyuncular katarak, taraftar desteğini arkana alarak bu lige girilen takımlar başarılı olur. Hocam şimdi az önce bir şey söylediniz. Hani İstanbulspor 4 yıldır hani oyun üzerine gidiyor falan filan. Şimdi bizim ben son dönemde gözlemlediğim kadarıyla 3-2-1'deki camialar
Yani buna çok biri dahil edemeyiz ama özellikle ikincilikteki hani bu büyük takımlardan bahsettiğimiz yani şehir takımlarından bahsettiğimizde transfer yapıyorlar. Teknik direktörleri belli değil. Şimdi İstanbulspor da transfer yapıyor. Teknik direktörü belirlemiyor ama bir oyun kültürü var. Ona göre teknik direktör evet. seçiyor. Yani benim oyun kültürüme uyan ve bu gençlere çalışmaya uygun oyuncu teknik direktörler seçiyor. Bizim ülkemizde maalesef ki teknik direktörü almak için teknik direktör alıyoruz. Son dönemde inanılmaz derecede bu gitti. Oyun kültürüne yani doğru düzgün oyun kültürü yok takımların ama Mustafa Kaplan'ı getir, Abdullah Akgül'ü getir, Fatih Terim'i getir, Şenol Güneş getir. Hep bu formatı. Neden? Ya bu süreçte zaten en çok çabuk suçlu duruma düşülen teknik adamlar oluyor. Evet. Ama halbuki sizin de dediğiniz gibi sezona başlarken planlama niye yaparsan sıkıntı yaşamazsın. Evet. Yani demin bizim üstün çoğu takımımız hep sonradan ha bugün transferler gelecek ha yarın gelecek diye yanlışlar. Şimdi sen kulüp planlaması niye yapmazsan işte geçen sezon Rizespor yani evet. o kadar elinde çok kaliteli kadrosu varken küme düştü. Kocaelispor bizim lig için söylüyorum. Kocaelispor'un elindeki kadro küme düşecek bir kadro değildi. Küme düştü. Küme düştü. Adanaspor geçen sezon bir puanla belki ligin son haftası çok sıkıntılı bir süreç vardı. Bir puanla kümede kaldı. Yani planlamanın sezon başı iyi yapacaksın. Oyuncu kadrosunu iyi kuracaksın ve alternatifli oyuncu kadrosu kuracaksın. Göztepe geçen sezon kaç hoca değiştirdi? En az 4-5 tane. 3-4 olması lazım. Aynı şekilde Rizespor'da öyle. İkinci lige bizim ligimize geldiğimiz orada da aynı öyle. Yani en kısa yoldan teknik adamları suçlu bulup teknik adamları gönderiyor. Halbuki teknik adamları uzun vadede çalışırsan İstanbulspor'un yaptığı modelde yerleştirirsen o zaman başarı gelir. Tefri ikincilikle bir takım 10 tane teknik direktör çalışıyor. Ya işte burada yanlışlıklar bu. Yani teknik adamları getirdiğin zaman bunlara güveneceksin. Peki siz bu formatı Adanaspor'da oturtmak istiyorsunuz. Oturtabilecek misiniz? Evet. Ya biz bunu başkanımızla konuştuk. Yani biz buraya kısa vade için geliyorsak hiç gelmeyelim. Yani biz bunu uzun vadeye yayarak hiç kimse şimdi Adanaspor'da bir şampiyonluk bekleyemez. Ama Adanaspor geçmişte bir sürpriz yaparak şampiyon oldu. Evet. Ama şimdi sen elindeki oyuncu kadrosuna bakarak lige girdiğin zaman bunu taraftarlarımız da iyi biliyordur. Çünkü muhakkak herkes futbolu iyi bilen, bütün taraftarlar iyi biliyor. Yani sosyal medyada yazıp çizmekten ziyade bana göre destek, ben Adanaspor için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum ben bunu. Yani destek olacak her kulüp taraftarı takımına destek olması lazım. Yani 3 hafta kaybettin, 4. hafta hoca gitmemeli. Sonra bir hoca geldi 3 hafta maç kaybetti, gitmemeli. Bunu Avrupa'da böyle bir sistem yok. Sabırlı bir şekilde Arsenal'in örneğini verebiliriz. Mikel yani, Arteta sezon sezon başında Mikel Arteta çok kötü başladı. 8-10 hafta gönderilmesi bekleniyordu. Sonrasında evet. bir çıkış 4 ya da 5. bitirdi. Biz Ankara Gücü'nde çalışırken Cemal Aydın Başkan Allah rahmet eylesin. Ersun Hoca 8 hafta kötü gittiğimizde bütün tribün bağırıyordu Ersun istifa diye. Ama Cemal Aydın arkasında durdu. Ersun Yanal oldu. Biz o zaman beraber çalışıyorduk. Ben o zaman Ersun Hoca'nın tanımlı hocasıydım. Yani burada hem hocalara güveneceksin hem de hocalara destek vereceksin. Çünkü şimdi 14 tane yabancı var Süper Lig'de. Bizim ligimizde de 7-8 oyuncuyla mukavele yapabiliyorsun. Şimdi alttan da gelen oyuncun yok. Mesela Türk oyuncularla konuşuyorsun. Belirli kulüplerimiz var. Şimdi herkes o tarafa kayıyor. Çünkü burada 1 lira alıyorsa orada 2 lira alıyor. Bunu da oyuncu... tabii bu, bana göre bu ülkemizdeki bu yanlış sistemlerden birisi. Evet son dönemde. Yani özellikle... şimdi geçen sezon 2 senedir Samsunspor o kadar harcamalar yapıyor. Ama 2 senedir playoff'a gelemiyor. Birinde de biliyorsunuz birinde kaybetti. Playoff'ta kaybetti. Ya şimdi geçen sezon Eyüpspor çok para harcadı. O da aynı şekilde. İlk maçta. Yani o yüzden planlamanı iyi yapacaksın. Oyuncu grubunu iyi seçeceksin. Hangi oyuncu benim şablonuma uyuyorsa ondan lige başlayacaksın. Ona göre bir başarı elde edersin. Peki hocam Ankara Gücü'nde gençlerimde çok büyük başarılarınız vardı. Umarız bunu Adanaspor'da gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Adanaspor'da geçtiğimiz sezon Uğurcan Yazgalı Süper Lig'in yolunu tuttu. Umarız Adanaspor nice bu şekilde genç oyuncularla ülke futboluna kazandırmaya devam eder. Ve siz de onlara hayat vermeye devam edersiniz hocam. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.